kanalıma hoş geldiniz. 19. hafta hakim analizi için karşınızdayım. Bugün farklı bir ortamdayım. Fon olarak Barbie bir evim var gördüğünüz gibi. Çok daha sempatik olur diye böyle bir şey yaptım dermişim. Maalesef elimde olmayan nedenlerle böyle bir ortamı kullanıyorum. Şaka bir yana hemen başlıyorum. Şimdi bu haftanın tabii ki en önemli müsabakası derbi müsabakasıydı. Beşiktaş-Fenerbahçe ve maçın hakemi Cüneyt Çakır'dı. Çok merak ediliyordu performansı. Oyuncular çok iyi niyetliydi. O yüzden de bence hakemin işi çok kolaylaştı. Cüneyt Çakır da skora etki edecek ciddi bir hata yapmadı. Şimdi şöyle genel olarak tabii ki pozisyonlara bir bakacağız. Josef Arda pozisyonunda Arda'ya çıkan bir sarı kart var. Bu pozisyonda acaba kırmızı olur muydu diye bir sürü yorum yapıldı. Ama pozisyona baktığımızda evet ayak yerden yüksek, evet kramponların çivileriyle rakibine doğru bir müdahalesi var ve bileğin üzerinde bir temas gerçekleşiyor. Fakat burada ayağını sakındığı için Arda Turan bir kırmızı kart düşünemeyiz. Sarı kart doğru bir karardı. Eğer o ayağını hiç sakınmayıp dümdüz giderek rakibine temas etseydi o zaman tabii ki hepimiz bir kırmızı kart olduğunu söyleyebilirdik. Buradaki ayağını sakındığı için maalesef, ya maalesef demeyeyim, kırmızı değil sarı kart olurdu ki zaten öyle de oldu. Bunun dışında Rozier'e çıkan bir sarı kart var orta alanda. Doğru bir sarı karttı fakat devamında Galatasaray'ına çok güzel bir avantaj oluşmuştu ve Cüneyt Çakır maalesef bir tık erken düdüğünü çalarak bu avantajı kesmiş oldu. Görüntü olarak çok hoş olmadı. Devam etseydi çok daha doğru olurdu. Galatasaray ceza alanı ön çizgisinde Aboubakar'la Luyendam arasında bir pozisyon oldu. Burada da yine işte acaba kırmızı olur muydu pozisyon, işte bariz gol şansı mı var, faul var, neden verilmedi? Evet doğru, bir ayağa basma var, evet bu bir faul gerekiyordu. Umut vadeden bir atak olduğu için de bir sarı kartı gerektirirdi. Ama hakem bu pozisyonu değerlendiremedi. Hem faulü kaçırmış oldu hem de sarı kartı atlamış oldu. Kırmızı kart... Bütün bariz gol şansı kriterlerine oturttuğumuzda uymayan bazı kriterler var. O yüzden kırmızı kart düşünemeyiz burada. Ama mutlaka bir faul değerlendirmesi ve bir sarı kart olmalıydı. Bu maçın içerisinde çok yani enteresan, aynı anda iki oyuncunun birbirine rakiplerine yaptıkları bir faul pozisyonu oldu. Rozier Saracchi'ye sert bir girişi var. Ama hemen onun öncesinde de Rozier'le Gazel'in bir mücadelesi oldu. Yani her iki pozisyonda da sarı kart düşünülebilirdi. Rozier'in ikinci sarı kartı olacağı için ihraç edilebilirdi bu müdahalede. Saracchi'ye de Gazel'le yaptığı bir müdahaleden dolayı sarı kart çıkabilirdi. Fakat burada önceki ilk faulü, yani Saracchi'nin Gazel'e yaptığı faulü değerlendiren Cüneyt Çakır bir düdük çaldı. Ama Rozier'in yaptığını es geçti. Eğer burada bir ikinci karttan kırmızı çıksaydı desteklenirdi. Hiç kimse de şaşırmazdı açıkçası. Herhalde değerlendiremedi ya da o şekilde yorum yaptı diye düşünüyorum. Ve tabii ki Cagney'e çıkan kırmızı kart. Cagney'e çıkan kırmızı kartta da herhalde tartışmaya açık bir şey yoktur diye düşünüyorum. Rakibinin kafasına savunmasız bir bölge. Üstelik de bir kafa topu aslında ama bir ayak kalktı ve kramponların çivileriyle bir temas var. Önce topla oynamış olsa bile rakibinin sağlığını tehlikeye soktuğu için, yaralayıcılık olduğu için bir kırmızı kart düşünülmeliydi ve öyle de oldu. Bunun dışında bu maçla ilgili konuşacağımız bir şey yok diye düşünüyorum. Bir diğer maçımız Fenerbahçe Ankara Gücü maçı. Burada da Arda Kardeşler vardı. Arda Kardeşler de çok enteresan bir maç yönetti gerçekten. Yani çaldığı fauller, çalmadıkları, sarı kartlar, gösterdikleri, göstermedikleri maçın içerisinde o kadar böyle nasıl anlatayım, ruh gibiydi. Yani hani bir an önce şu maç bitsin de gideyim. Benim burada ne işim var? Tarzını bir beden diliyle bir müsabaka yönetti. Şaşırdım. Niye? Acaba nasıl bir ruh hali var bilemiyorum. Ama vasat bir maç yönetti. Ya burada da bir tane pozisyon belki çok konuşulup gündeme taşınabilirdi. O da Fenerbahçe'nin attığı ikinci gol öncesi acaba faul var mı yok mu? Rakibinin yüzüne eli geliyor mu? Fenerbahçe oyuncunun gelmiyor mu? Çok net bir kanıt yok elimizde. Evet tamam, tam yüzüne geliyor, tam yüzüne oturuyor eli deseydik eğer
belki de bir gol iptalinden bahsedebilirdik ama boynuna geliyor gibi, işte parmakların ucu yüzüne geliyor gibi. Hani böyle bir pozisyonda da gol kararı vermek bence daha doğru olandı ve hakem de öyle yaptı zaten. Bu tamamen hakem yorumu gerektiren bir karardı. Hakem de golden yana kullandı. Tabii ki bir gol olduğu için VAR bir inceleme yaptı ama VAR mesela böyle bu pozisyona karışamazdı. Çünkü bu yorum gerektiren bir pozisyondu. O yüzden de gol kararı desteklenir. Ama iptal edilseydi de neden iptal edildi de demezdi hiç kimse. Çünkü sezon başından beri elin yüze gelmesinden dolayı bir sürü faul çalındı, bir sürü sarı kart çıktı. Burada da ya böyle yarım işte elim yüze mi geliyor, boynumla mı geliyor gibi bir pozisyon. O yüzden her iki karar da desteklenebilirdi. Gol futbolun meyvesi, o anlamda desteklenmesi bence daha doğru oldu. Bu hafta ile ilgili bir maç daha değerlendirmek istiyorum. Bu da Antalya Trabzon maçı. Biliyorsunuz maçın hakemi aslında Erkan Özdamar'dı ama hafta içinde yönettiği bir Türkiye Kupası maçında, Fenerbahçe maçında yaptığı çok ciddi bir hatadan dolayı, VAR hakemiyken yaptığı ciddi bir hata, şöyle hata, neye göre hata diye düşünüyorsun diyebilirsiniz. İki oyuncunun da atılması gereken bir pozisyonda tek bir kart çıktı biliyorsunuz. Ve Erkan Özdemir de VAR'daydı ve müdahale etmedi. Bence her iki oyuncunun da atılması gerekiyordu. O yüzden de Merkez Hakem Kurulu gelen tepkilere dayanamadı ve maçın hakemini değiştirdi. Ki bence usul olarak çok yanlış yaptı. Bence Erkan Özdemir bu maçı yönetmeliydi. Ondan sonra cezaya girmeliydi. Otel odasında ertesi gün yöneteceği maçı beklerken görevden alındığını duyup tekrar kendi iline dönmesi çok da hoş olmadı diye düşünüyorum. Ali Palabıyık bu maçta neler yaptı? Antalyaspor cezanın içerisinde Ersan Gülüm'ün elle oynaması ve devamında bir penaltı kararı çok doğru. Çünkü el doğal konumda değildi. Ersan Gülüm ikinci sarı karttan maçın içerisinde daha sonra yani çift sarı karttan atıldı. Doğruydu bu ihraçta. Bu müsabakada Orgil'e bir sarı kart çıktı. Çok enteresan. Hiç pozisyon içerisinde yokken, başka bir oyuncunun sarı kart görmesi gerekirken pozisyon içinde olmayan Orgil'e çıkınca VAR müdahale etti. Yanlış oyuncuya kart çıktığı için de düzeltildi. Bu da VAR adına, VAR sistemini kullanmadığında güzel bir görüntü oldu. Antalyaspor ceza alanı içerisinde defans oyuncusu Eren topa doğru ayağını uzattı. Topla oynamak istedi ama başaramadı. Rakibine kalçayla bir müdahalesiyle de düşürdü. Bence bu pozisyon Trabzon'un yeni bir penaltıyla sonuçlanması gerekiyordu ama penaltı çalınmadı. Hakem devam kararı vererek bana sorarsanız hata yaptı. Ama sonuçta yorum gerektiren bir müdahaleydi. Net bir kanıt olmadığı için de VAR karışmadı. Yani hakem görüp değerlendirseydi daha doğru olurdu. Evet, bu hafta ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Hafta içi oynanacak 20. hafta maçları sonlara yaklaşıyoruz. 20. haftada tamamlansın. Tekrar sizlerle birlikte olacağım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.